Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ocak 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, yeni yılın en önemli aylarından biri Ocak ayındayız ve çok güçlü gezegen hareketlerimiz var. Yeni yıla Jüpiter ve Satürn'ün Kova burcuna geçişleriyle başladık. Uranüs Boğa burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve bu ayın ilk günleriyle beraber artık Mars uzun süredir, son 6 aydır hareket ettiği Koç burcundan ayrılacak ve 6 Ocak'ta Boğa burcuna geçecek. Bu çok önemli bir enerji değişimi de yaratacak aslında. 3 Mart'a kadar Mars Boğa burcunda 2 ay ilerleyecek. Bu ayla beraber Mars Uranüs'le yakın temasa geçiyor ve ay ortalarından itibaren bu etki kesinleşecek ve Kova burcundaki Satürn ve Jüpiter'le Mars'ın çok önemli güçlü açıları olacak ve ayın ikinci yarısı özellikle bu gerilimli sert etkileri daha yoğun hissedebiliriz bireysel ve toplumsal alanlarda. Merkür 8 Ocak'ta itibaren Kova burcuna geçecek ve sizin tam karşıt burcunuzda, ilişki alanınızda her türlü aslında ilişki dinamiğinizi biraz daha düşünmenize, planlamanıza, eşinizle, partnerinizle, ortağınızla daha fazla hani fikir paylaşımlarının, konuşmaların, görüşmelerin, belki bazı anlaşmaların, sözleşmelerin bu ay gündeminizde olabileceğini söylüyor aslında. Yani ilişki dinamiklerinizle ilgili de çok önemli gelişmeler olacağını ya da bunlarla ilgili gelişmelerin, düşüncelerin, fikirlerin bu ay geneliyle başlayacağını da söyleyebiliriz. 13 Ocak'ta Oğlak Burcu'nun 23 derecesinde yeni ayımız var. Yeni ay, yeni olasılıklar, yeni gündemler anlamına geliyor sevgili aslanlar. Ve sizin 6. evinizde doğan bir yeni ay. Ay sonuna kadar olan süreçte tüm günlük yaşamınızın ayrıntılarında, İş hayatınız, mesleğinizle ilgili konularda, genel sağlığınızla ilgili alanlarda bazı yeni ayarlamaların olabileceğini, bu konuların gündem olabileceğini ve bunlarla ilgili meşguliyetlerin de ön plana geçebileceğini işaret ediyor aslında. Tabii ki bir işe başlama ya da çalıştığınız işte farklı bir meşguliyet altında olma ya da işinizle ilgili bir eğitim, bir anlaşma veya hani genel hayatınızda yaşadığınız mekanları düzenleme, iş ortamlarınızda yapacağınız bazı düzenlemeler, ruhsal, bedensel, zihinsel, hani genel sağlığınız, hayatınızı iyileştirme adına atacağınız bazı adımlar, bunlar beslenmeniz olur, diyetiniz olur, sporunuz olur, buralardaki genel kurallar, hizmet aldığınız kişiler, örneğin beraber çalıştığınız kişiler olabilir, yardımcınız, asistanınız, evde hizmet aldığınız kişi, buralarda bazı yeniliklerin olması mümkün. Evcil hayvanlarınızla ilgili konu ve gündemler de tabii ki yine bu Oğlak yeni ayıyla beraber sizin için öncelikli hale gelebilir. Herkes aynı oranda etkilenmiyor. Sevgili aslanlar, kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında bireysel gezegenleriniz varsa ve bunlar öncü burçlardaysa bireysel etkilerinin sizin adınıza daha yoğun olmasını bekleyebiliriz. Ay ortasından itibaren, özellikle ayın 12'sinden 13'ünden itibaren Uranüs'le Mars'ın birleşmesi kariyer alanındaki mesuliyetlerinizi biraz öne çıkaracak. Uranüs zaten birçok aslan için değişimleri özellikle kariyer alanında ortaya çıkarıyor. Bu ay Mars'ın da buradaki hareketi mücadele ettiğiniz koşullar olabileceğini işaret ediyor. Lütfen çalışma ortamlarınızda, üstlerinizle ilişkilere dikkat edin. Çünkü ani gerilimler olabilir. Çalışmıyorsanız ev ortamında da aile üyeleriyle ya da ebeveynlerinizle zaman zaman biraz gerilimlerin, biraz güç mücadelelerin olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Satürn'le Mars arasında, Jüpiter'le Mars arasındaki bu gerilim enerjimizi biraz kontrol etmekte zorlanabileceğimizi işaret ediyor. Çok sabitleşebiliriz. Yani bir şeylere sıkı sıkı tutunma. Hani çok tutucu davranışlar. Sizde veya hani ailede ya da üstlerinizle alakalı alanlarda. Bir taraf değişim istiyor, yenilik istiyor. Bir taraf değişmek istemiyor. Bu tabii bir gerilim yaratır. Dolayısıyla aşırı sabit, inatçı tavırlar bu gerilimi arttırabilir. Sonrasında oluşacak kırılımlar daha sert olabilir. O yüzden biraz belki esnemek gerekiyor. Biraz değişimlere uyum göstermek gerekiyor. Şartlara uyum göstermek, daha esnek, daha belki akışta kalmak. Bu ayın hani o gerilimli enerjilerini biraz daha rahat geçirmemizi sağlayabilir sevgili aslanlar. Evet, 19 Ocak itibariyle
Güneş Kova burcunda parlamaya başlayacak. 19 Ocak itibariyle tabii ki her türlü ilişki dinamiğinizde, özellikle ya da eşinizle, partnerinizle ilgili konularda biraz daha tesirler öne çıkıyor. Bunlar daha fazla mercek altına alınacak ki bu bir ay sürecek bir dönem. Şubat sonlarına kadar özellikle ilişki dinamiklerinizle ilgili tesirler sizin için daha güçlü bir şekilde hayata geçebilir. Ve 28 Ocak'ta burcunuzda bir dolunay var. 9 derece Aslan burcundaki dolunay çok önemli tabii ki sevgili aslanlar. Bu dolunay kendinizle ilgili ya da yaşamınızda, içinde bulunduğunuz şartlarla ilgili önemli farkındalıklar verebilir size. Önemli aydınlanmalar verebilir. Belirsiz olan bazı konular netleşebilir ve artık önemli değişimler, dönüşümler içerisine girebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa, yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın bireysel tesirleri çok daha güçlü olacaktır. Doğum gününüz 23 Temmuz'la 3 Ağustos arasıysa, yükselen burcunuz özellikle 9 derece ve yakınlarındaysa, genel sağlığınız da başta olmak üzere kendinize biraz dikkat etmekte fayda var. Dolunay, Uranüs, Jüpiter, Satürn, Mars gibi gezegenlerin sert ışıkları altında, enerjileri altında, bu gerek isteyerek gerek istemeyerek hayatımızda biraz önemli değişimler, yenilikler anlamında bizi zorlayabilir. Sürpriz durumlarla da karşılaşabiliriz tabii ki. Hem ilişkiler hem kariyer alanlarında olabilecek baskılar artabilir. Biraz hani kendimiz de belki uzun süredir hissettiğimiz bu gerilimleri, bu stresleri ya da içinde bulunduğumuz o sıkışık enerjileri bu dolunayla beraber biraz açığa çıkarabiliriz. Bu ani eylemlere de yol açabilir. Buna iyi dikkat etmek gerekiyor. Sağlık alanlarında dolaşım sistemimiz, tansiyon alanı, nörolojik problemler, kalp gibi, hani yine dolaşım sistemimizle alakalı sağlık problemleri çok tetiklenebilir. Kronik sorunu olanların daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Aile üyelerimizde ya da eşimiz ya da yakınlarımızda da tabii ki bu tarz problemler bir şekilde tetiklenebilir. Bu konulara özenli ve dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Kazalara dikkat edeceğiz. Gereksiz çatışmalardan uzak duracağız. Sağlığımıza özen göstereceğiz. Ve hayatımızda eğer bitmesi, değişmesi gereken bir konu varsa ve bizi zorluyorsa, buralarda biraz daha değişime açık olacağız. Çok fazla direnç göstermeyeceğiz sevgili aslanlar. Dolunay'ın tesirleri özellikle Şubat'ın ilk haftasına kadar da sürecektir. Bunu da lütfen gündemimizde tutalım. Dolunay'ın hemen ardından 30 Ocak itibariyle Merkür Kova burcunda gerilemeye başlıyor. Yılın ilk Merkür retrosu Kova burcunda olacak. 30 Ocak 20 Şubat arasında. Klasik Merkür retrolarını artık biliyoruz zaten. Hani her türlü iletişim konuları, teknoloji ile ilgili alanlarda, elektrikli araç gereçlerde, dijital platformlarda, özellikle Kova burcunda da olacağı için bu gerileme daha fazla sorun yaratabilir. Bir ilişki evinizde olacak. O yüzden lütfen ilişkilerinizle ilgili önemli kararları, verilecek, atılacak adımları 30 Ocak'a kadar tamamlamaya çalışın. Eşinizle konuşacağınız konular, yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler, bunları 30 Ocak'a kadar tamamlamaya çalışın. Her türlü yeni alışverişler, özellikle elektronik araç gereçler, bilgisayar, telefon üzerinde yapılacak alışverişler veya buralarda yapılacak girişimler, iş konuları, bunları 30 Ocak'a kadar toparlamaya çalışın. 30 Ocak 20 Şubat arasında Merkür retrosunda yeni adımlar atmaktan ziyade biraz hani içinde bulduğumuz şartları değerlendirmek, biraz akışta kalmak, belki eksikleri tamamlamak, gözden geçirmeler yapmak daha mantıklı olacaktır sevgili aslanlar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.